Berkay, peki hangi sektörlere yatırımı daha önceliklendireceksin ScaleX'e? Çünkü e-ticaret şimdi son bir aydır inanılmaz yükselişte. Software Evet. as a servisler yükselişte. İşte sağlık alanı belki şeyde ama diğer taraftan bazı alanlarda pek iyi gitmiyor bu salgından dolayı. ScaleX olarak böyle bir IoT mesela Nvidia tamamen IoT hani ve nasıl dağıtım ağını nasıl yapacaklar veyahut gerçekten IoT'ye ihtiyaç artacak mı? Hani Nvidia kararı belki daha önceden verilmişti ama bundan sonraki girişimlerin yatırım kararını sadece online görüşme değil ama sektörel olarak nasıl vereceksiniz? Ya tabii bir şey yani şu anda bizim herkes gibi belki ama ScaleX ekibi olarak da yani bu ne demek? Dünyanın nereye gider yani şeyini çalışıyoruz diyeyim. Yani şu anda daha bilmiyoruz. O yüzden hani prescriptive sadece bundan dolayı şunlar olur gibi bir şey bence çok erken o tür bir şey yapmak için. Şimdilik yaptığım tabii bazı alanlarda basit işte yok telemedisin şey yani işte uzaktan doktorlar uzaktan eğitim işte bir yani onlar çok bariz ama her şeyde bu kadar değil biraz o yüzden opportunity'ler geldikçe bunun için dünya ne olabilir hatta bence şey bile şirketlerin yapması gereken de yani bizim ürün buydu. Nereye evolve etmesi lazım? Hani tabii mature ürünü varsa farklı da yani startup şeyinde. Yani biz girerken daha ilk birkaç ayda hani ürünü nasıl tarif ettiğimizi shift ettik mesela. Opsin zamanında bile işte mobile IT management diyorduk. On-call management and alerting falan diye şeyini değiştirdik. Ürün kendi değişmesi de. Yani bu nereye gider? İnsanlar ne için kullanabilirler vesaire o egzersizi yapmaları gerekiyor şirketlerin. Bizim de yani o dünya nereye gidiyor? Şu anda ben henüz anladığımızı sanmıyorum. Biraz erken. Yani çok önceden verilmiş bir karar yok ama da herkes gibi biz de işte dünyada değişen dünyada yerin ne gibi işte bu kullandığımız analoji var. Hani aspirin mi, vitamin mi, antibiyotik mi diye. Yani bu yeni dünya için, yani şu anda mesela özellikle önümüzdeki bir sene, 2 sene içerisinde eğer vitaminseniz işiniz zor. Yani şeyde iki senenin sonunu göremeyebilirsiniz. Aspirinseniz doğru şeylerle, hani adjustmentlarla eğer varsa kapitaliniz vesaire. O zamanı geçirip güçlü bir şekilde çıkabilirseniz tabii antibiyotikseniz yani Zoom gibi ya da işte enabler bir takım teknolojilerde tabii o try etmeniz mümkün. Başlamıyor. O Peki, analizi yapıyoruz yani her gelen şeyde. yani sektörel dışında startupların büyümesi, ondan sonra bulundukları aşama, örnek veriyorum, ürünü var, prototipi var veyahut satışa geçmiş sizin için önemli mi yatırımcı olarak? Veyahut büyüme oranı kaç olmalı mesela? Yani şey yani bir ürün şimdi yatırımcı açısından bir liste dolusu risk var. Hani bu listenin içinde ürün tabanlı var, işte pazar tabanlı var, ekip tabanlı bir sürü risk var. Ne kadar ileriye giderlerse bu risklerin bir kısımları azalmış oluyor. Mesela bir ürün geliştirmişlerse bu ekip beraber çalışıp ürün geliştirmeyi yapabiliyor. Bir şey yapıyorsunuz. O risk ortadan yani azalmış oluyor. Hani beraber çalışabiliyorlar mı? Geçmişleri vesaire gibi. Yani pazara bakabiliyorsunuz vesaire. O yüzden bizim şu anda hani ideal bir ürün gelişmiş. Çok fazla satışı olmuş olmasa da product market fit olduğuna dair bazı belirtiler var. Yani müşteriler istiyorlar ya da alıyorlar. Bir de şey ideali o. Sadece ona mı yaparız? Yok yani ona gelmemiş olana da yatırım yapabiliriz. Yatırım yapmasak da oraya gelmelerini sağlamak için yatırım olmadan hani işte bu diyorum ya know-how, vizyon, kapital yani kapital olmadan da onları yapma arzumuz var. Bir ekip oluşturma yani operating bir ekip oluşturma planı da var. İşte ne kadar büyütebildiğimize yani çok ufak bir fonla pek mümkün değil ama bu fonu biraz daha büyütebilirsek o operasyonel desteği verecek bir ekip kurma isteğimiz de var.
yani B2B SaaS yapacaksınız ya da content based marketing yapacaksınız, nasıl yapacaksınız onu bilen birinin direkt ivmelendirebilmesi için ekiplere hem insanları birbiriyle hem de direkt involve olarak, işte tabii o biraz daha kaynağın artmasını gerektiriyor. Şu andaki fonun biraz daha büyümesini ihtiyacımız var onun için. Yani ona... Battery Ventures'ın yaptığını, sana yaptığı katkıyı aynı şekilde value evet. add olarak işte insan bulma, market'a access etme, iyi bir reputation'a koyma, hani seni şey olarak business'ın geneliyle marketingle sales'la alakalı ekiplendirme ve equip etme aslında alanında nasıl yardımcı olduysa kendi tecrübenle oraya gelmek. Aslında Dileğin de background'da entrepreneur VC, sen de entrepreneur VC. Dolayısıyla Türkiye'de bence önemli şeylerden bir tanesi o. Gerçekten evet. hands-on girebilecek tecrübesi olan çok ekip yok açıkçası. Yani ben bizim yatırımcı olarak farklılaştığımızın ne olduğunu düşünüyorum zaten. Yani ikimizin de operator şeyi olması ve yani belli bir geçmişi olan proven diyebileceğimiz operatör şeyiyle girebiliriz. Artı bir sonraki adımlar için de yani yurt dışındaki bağlantılarla büyüme sağlandığında kapital sorunu olmamasını da sağlayabiliriz. Yani belli şeye geçerse. O yani avantajlarla biz de piyasaya girmeye çalışıyoruz. İşte yatırım yapmadan önce de yani mümkün olduğunca, yani bir şey var çünkü. Hani biz satış yaparken B2B'de bir funnel, hani customer şeyi var, işte awareness vesaire gibi. Şeyde de bakınca çok fazla daha, hani nerede yatırım yapardınız var ya, yani ürün satma aşamasına gelmemiş olan startup sayısı çok daha fazla. Funnel birdenbire daralıyor hani o şeyde. O yüzden o kitleye yardım edemezsin. Orayı yukarı çıkartmaya çalışman lazım. Evet. Yani o bir şekilde yardım et. Onların hepsine yatırım yapmamız mümkün değil. Ama yani scale edebilen bir şekilde know-how, birbirleriyle şey yapma, bizim işte bir guidance vesaire ne olursa, nasıl yapabilirsek oraya getirelim ki yatırım yapacak, bütün ekosistem için yatırım yapacak firma sayısı artsın şeyi var. O konuda da işte ya da işte mesela kaynak, yani insan bulmakta zorluk çekiyorlar. Yani bir takım şeylerini arttırmamız gerekiyor. Ekosistem olarak kolaborasyonda fayda var yani şeyde. Onu da yani ele almayı düşünüyoruz.